Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir kakaolu cevizli baton kek yapacağız. Kekimiz için ilk olarak kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı ekliyoruz. Ardından 1 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Sonra köpürene kadar çırpma işlemini gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz köpük köpük kıvamına gelinceye kadar çırpma işlemini gerçekleştirdik. Bu kıvama gelmesine özen gösterelim. Yapmış olduğumuz kekimizin kaliteli ve güzel olması için. Ardından karışımımızın içerisine 1 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Ardından içerisine yarım su bardağı hakiki sızma zeytinyağımızı ekliyoruz. Burada zeytinyağı eklemek istemeyenler 1 su bardağı ayçiçek yağı da ekleyebilirler. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Biz tercihimizi zeytinyağından yöne kullanıyoruz. Ve sonrasında tekrardan tüm ürünlerimiz homojen bir hale gelinceye kadar çırpma işlemine devam ediyoruz. Karışımımızı güzelce karıştırdıktan sonra sıra unumuzu eklemeye geldi. İlk olarak eleğimizin içerisine 2 su bardağı unumuzu ekleyeceğiz. Ardından kıvamını kontrol edeceğiz. Tekrardan isterse ekleme işlemi yapacağız. 2 su bardağı unumuzu eleğimizin içerisine ekledik. Ardından 3 yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. 1 paket kabartma tozumuzu ekliyoruz. Ve son olarak 1 paket vanilyamızı ekleyip güzelce eleme aşamasına başlıyoruz. 1 paket vanilyamızı ekledik. Bu malzemelerimizi güzelce eleyerek karışımımızın içerisine ekliyoruz. Eleme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi güzelce karıştıracağız ve kıvamını kontrol edeceğiz. Eğer ki un istiyorsa un eklemesi yapacağız. İstemiyorsa bu şekilde işlemimize devam edeceğiz. Pastamızın harcını güzelce karıştırdık. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir kıvam elde ettik. Burada ekstra un eklemesine gerek yok. Bu tarifimiz için bu un yeterli olmuş oldu. Ardından harcımızı hazırladıktan sonra baton kek kalıbımızı güzelce tereyağı ile yağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada tereyağı ile yağlama işlemine özen gösterelim. Kalıbımızdan gayet güzel ve rahat bir şekilde çıkarma işlemini gerçekleştirebilmemiz için. Her tarafını hiç tereyağsız olmayacak şekilde tamamıyla yağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Kalıbımızın içerisine harcımızı şimdi güzelce alıyoruz. Şimdi harcımızın üstüne kişinin tercihlerine göre değişebilir ufak miktarda susam ekleyeceğiz. Ve ardından da bir miktar ceviz eklemesi yaparak daha öncesinden 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımızın içerisine alacağız. Susamlarımızı ekledik. Küçültülmüş, kıyılmış olan ceviz parçalarını da güzelce harcımızın üstüne ekliyoruz. 180 dereceden önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızın içerisine kalıbımızı, kekimizi güzelce koyduk. Şimdi burada kontrol yöntemiyle pişirme işlemini gerçekleştireceğiz. 40 dakikalık bir pişirme neticesinde kürdan yardımıyla piştiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi kekimizi bu şekilde elde ettik. Sizler de vermiş olduğumuz bu tarif ile efsane bir baton kek elde edebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.